Bir insanın konuşmasında hikmet olması lazım. Büyükleri büyük yapan şey buydu. Konuştuğumuz zaman karşımızdakinin istifade etmesi lazım. Karşımızdakinin bizim sözlerimizden hayatında tesir bırakacak olan bir takım nasihatler alması lazım. Yoksa diğeri boş konuşma kapsamına girer. Onun için büyükler ne demiştir? Kelamın fıdda ise sükût et olsun hep Yani kelamın, konuşman, sözün eğer ki gümüşse sükût edersen bu altına dönüşür. Kemal ehli kemalini sükût ile buldu hep. Yani olgunluk ehli, velayet seviyesine çıkmış olan büyükler bu makama hep sükût ile varmışlardır. Onun için bahusus ortamlarda güldürmek için konuşmaya çalışmak diye bir hastalık çıkmış durumdadır. Bu basit insanların, bu ilimden nasibini, hikmetten nasibini almamış olan insanların işidir. Yani sırf güldürmek için konuşmaya çalışmak, insanları güldürmeye ve bunun üzerinden dikkatleri kendi üzerine çekmeye çalışmak. Bu hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklamış olduğu bir şeydir ki, bununla alakalı Efendimiz buyurur ki, وَاَيْلُنْ لِمَنْ يُحَدِّثُ li لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ bir topluluğu güldürmek için konuşan kişiye veil olsun. Hadis şöyle bitiyor. Veilun lehu veilun lehu. Ona veil olsun, ona yazıklar olsun, ona yazıklar olsun. Üç kez böyle buyuruyor. Onun için tabii ki insan latife yapabilir. Efendim şaka yapabilir. Fakat yapmış olduğu latife ve şaka da sırf böyle güldürmek veya maskaralık diyelim biz ona yapmak için olmaması lazım. Yani söz arası tabii ki insan insanı neşelendirebilir. Bunda yalan olmaması lazım. İşte ifade ettiğim gibi kibir gibi ön plana çıkma gibi niyetler olmaması lazım. Bunlara bir Müslümanın ahlakı açısından çokça fazla riayet etmeye çalışması gerekir.